Fırtına gibi girdin. Koşan adam olduğum için fırtına gibi girdim. Koşan adam? Evet. Seni tanımak isteriz Akın. İsim Akın Yeniceli. Öncelikle aşıklar ve iller şehrimiz Uşak'tan kucak dolu selam getirdim. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun Uşak'a. Uşak Manas Corum köyündenim. Ultra maratoncuyum. Yaklaşık ülkemiz adına Almanya'da 2013 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Ultra maratoncu. Evet. Önce bize bunu bir açar mısın? Ultra maraton 42 kilometre, 195 metre maraton ve üzeri koşulan yarışmalar ultra maraton olarak 42 geçiyor. 42 kilometrenin üzerinde koşan. Üzerinde. Yine 240 kilometre, 170 kilometre, 100 kilometre yarışlarında duraksız koşulan yarışmalarda derecelerim var. Duraksız? Evet. 240 kilometre? Non stop koşuyorum. Hiç durmadan? Evet. 240 kilometre? Kilometre, evet. Ne kadar sürüyor bu Akın? Ne kadar sürüyor? Yaklaşık 32,5 saat sürüyor. Hatta Kenan abi bir Likya yolu maratonu koşmuştum. Muğla Ölüdeniz'e Antalya Kemer'e. O gün de yanlış yöne koşmuşum. Gece buldular beni biraz. Onu koştum. Sonra aslında... Şimdi istikamet neresiydi, sen ne tarafa gittin? Ben yanlış yöne koşmuşum. Hatta dediler Akın kaybolur. Bir GPS takalım Akın'a dediler. GPS taktılar, ona rağmen yolu kaybetmişim. Gece buldular. Bir hacı... Bu maraton mevzusu nasıl başladı? Şimdi köyünde bir hacı amcamız var. İki kişi komşu arasında. Köyde mi? Evet. Almanya'da yaşıyor bunlar. Karşı tepeye kaç dakika dinlenir çıkılır diye tartışırken o ara ben geliyordum. Allah nasip etti belki de. Sonra çıktım. Karşı tepeye çıkıp ineceğini tartışırken bana dediler Akın var işte dediler koşar. Tamam dedim ben koşarım. Koşarım dediğimde ondan sonra bir su şişesi verdiler elime. Bayrak direğin dibine gittim. Su şişesini bıraktım geldim. Hatta dediler ki bak dedi kazanırsan sana dedi hacı amca Almanca 200 euro para vereceğim. Kazanamazsan de dedi 7 gün bahçede iş işletirim sana dedi. Ondan sonra ilk onu kazandım. Kazanınca orada o gurbetçi amca dedi bana maraton koşmayı düşün dedi. Senin önün çok açacak dedi. Sonra hani maraton ne diye araştırdım gittim ilçeye. İlçeye indiğimde ilk... O ara bilmiyordun değil mi? Bilmiyordum. Maratonun da ne olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyorum. Mersin Tarsuyar'a maratonuna katıldım. İlk yarışımda 4700 kişi 34. İkinci yarışımda Çanakkale'de 14. Üçüncü yarışımda Türkiye'de İsmail Akçay Balıkesir yarım maratonu ilk ona girdim. İlk haberim de öyle çıkmıştı zaten. Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor diye. Sonra buna katıldım. Sonra gelince Uşak'a haberim çıktı. Ondan sonra haber yapmaya başladılar. Çok etkilemişti beni. Orada ismim okundu Balıkesir'de. Madalyamı kazanmıştım. Beni çok etkilemişti. Uşak'ın bir köyünden gidip köyünden katılıp bir insanların neler başarabileceği beni çok etkilemişti. Sonra işte bir antrenör buldular Uşak'ta. O arada da antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Şimdi o ana kadar antrenör yok değil mi? Yok evet. Tamamen kendi imkanlarımla. Kendi imkanlarımla gittim. Kendi çabalarımla profesyonel hiçbir destek almadan. Hiçbir şey almadım evet. Bu maratonlarda ilk ona girmeyi ilk 30'a girmeyi başardım. Başardım. Sonra antrenör bulununca Uşak'ta antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonun yanında evet. O telefonunu arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar inivermişim. Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum bulamıyor. 6,5. Durmadın mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim. Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. Onu da çıktım. Salihli'ye kadar indim. Yoruldum. Bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım. Hocam dedim çok yoruldum. Ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim. Manisa Salihli yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk dedim. Sonra gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüz anlatmış. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha Uşak ilk tabelasını gördün mü geçme dedi. Bayram canım bize sorar dedi. Ondan sonra koşarken Almanya'da birinci olduktan sonra İznik'te 42 ile 10 binde. Dur çok bayağı ultra maratoncusun. Konuları da çok ultra hızlı geçiyorsun. Evet. Şimdi Uşak tebalesini gördükten sonra devam etme. Oradan geri dön dedi. Geri dön dedi evet. Sonra senin ilk profesyonel antrenörle çalışma hikayen orada başladı. Orada başladı evet. Sonra geri geldim. Gençlik spor müdürümüze anlatınca ertesi gün beni aradılar. Peki Salihli'den nasıl döndün? Yine koşarak döndün. Yaya geldim. Şimdi üzerime koşu elbiseleri olduğu için kimse almadı. Ekspres döndüm geri. Kendim koşarak. Evet. Yine koşarak mı koşarak döndüm? Koşarak döndüm. Bir 6,5 saatte öyle koştum. 7 saat belki yorgunluk da oldu. Uzamıştır evet. Biraz daha. Zaten 2 günde ondan sonra kendime gelemedim.
Sen evinin yolunu bulduğuna şükret Akın. Evet abi. Sonra genç spor müdürümüz dedi, bir daha dedi Uşak İl tabelasını gördün geçme oğlum dedi. Vali amcam bize bilgi sorar dedi. Ondan sonra koşarken tabii 100'e yakın madalya kazandım. Birincilikler aldım. Yine İstanbul'da Çekmeköy'de birçok yarışmalarda. Şimdi antrenörle çalışmaya başladıktan evet. sonra ilk maratonun nerede oldu? Antrenörle çalışmaya başladıktan sonra ilk maraton İzmir Zübeyde Hanım koşusunda oldu. Orada da 20, derece nasıldı orada? Birinci geldim. 20-29 yaş kategorisinde. Evet. Ondan sonra katıldım. Kastamonu İstiklal Yolu maratonunu koştum. 105 10 kilometrede birinci geldim. 105 kilometre. Evet. İznik'te 42 ile 10 aralıksız koşuyorsun değil mi Akın? Aralıksız koşuyorum. Hiç durmak falan evet, yok mu? Yok. Yemek falan bir şeyler yok. Atıştırma? Yok. Ekspres gidiyorum zaten her yere bir koşu gidiyorum. Ondan sonra gelince bu 100'e yakın madalyalarım arasında ben 3-4 yarışta da yanlış yöne koşmuşum. Yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen. Onu takip et sonunda geçiver dediler. Öyle mi? Bunu antrenör mü verdi bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum için yarışmacı arkadaşlarım falan yakın hep kayboluyor dediler. Sen Fransız'ı takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. Ondan sonra çıktım. İznik'te gidiyorum 110 kilometre koşuyoruz. Tabii 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. Tabii ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet yabancı dili anlamadığımdan o biliyor dediler diye hep kafa sallıyorum ben o biliyor yolu diye. Ondan sonra o da diyormuş ya böyle yarışmacı görmedim durarsam duruyor koşarsam koşuyor adam diyormuş. Gittik bir türlü yol bitmiyor. Gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70-80 bir baktınız Kayseri'desiniz. Gittik. Sonra İznik'in dağlarını açtım. Tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu. Böyle yaptım. Ondan sonra ikindi zonoğlu hala bitmiyor. Sonra yarış direktörü Caner hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim. Gidiyorum yol bitmiyor dedi. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'nın en ünlü koçusunu da yanlış yöne getirmişsin dedi. Fransız da mı yolu karıştırmış? O da yolu karıştırmış. Bana sorunca ben de anlamadım lan. Kafa sallayınca. Fransız sana soruyor muhtemelen doğru mu gidiyoruz? Sen de böyle evet. yapınca devam ettiniz. Markus diye bunu senden başkası başaramaz dedi. İkiniz bir kaybolmuşsunuz dedi. İkimiz bir kaybolunca Uşak'a geldim. Ondan sonra babam dayanamadı. Maraş Elbistan'a gittik. Babam dedi, ben dedi köyde yaşayan adamım. Sen dedi sporla şeyli adamım ben. Sen dedi bana bir şort getir, tişört getir. Ben dedi bir koşayım. Ondan sonra babamı da durduramadım. Öyle mi? 62 yaşında. Ondan sonra babam orada koşarken, tabii bu arada da Antalya'ya da gittik. Antalya'da iki yarışta da katılınca. Şimdi baban koştu mu? Kaç kilometreyi koştu? 170'i o da koştu. 130'a kadar koşmuş. Şimdi 130'dan o güne sonra kadar hiç koşmayan bir koşmadı, insan evet. 170 kilometreyi koştu. Evet. Gerçekten. Tabii 130'u koşarak bitirdi. 30'dan sonrasında yürüyerek ağlaya ağlaya biraz bitirdi yani. Sen o ara babanın yanından geçtin mi? Evet. Babam geliyor mu diyorum geliyor diyorlar. Geliyor mu diyorum geliyor diyorlar. Ondan sonra ikimiz bir derece yapınca. Baba da derece yaptı. Tabii. Hatta ilk yarışımızda bu Antalya'da da ikimiz bir derece yapınca ilk haberimiz öyle çıktı. Baba oğla rakip oldu, o da çıldırdı, o da koştu diye.